Birine söylemek isteyip söyleyemediğiniz bir şey var mı? Onu da burada söylesinler diyorsun. Evet. Yani küfür etmek falan isterseniz, herhangi bir yerde yapamıyorsanız burada yapın diyor yani hani. Birine söyleyip söyleyemediğiniz bir şey var mı? Bu da söylenmez ki, ne söyleyeceksin şimdi yani? Yani ben kendimle ilgili söyleyecek olsam ben her şeyi söylerim rahat rahat. Bir de yazıyoruz artık ya, medyaz. Sen evet, dobraymışsın ya. Ya bu aşırı, aşırı. Ayşe Hatun'la ilgili bunları biliyor musunuzlar da bakın. Sesinin ne kadar güzel olduğunun geç farkına varmış. Hala kendisiyle dalga geçer. Hala kendisiyle dalga geçiyormuş. Ben mi şarkı söylüyorum gerçekten de diyor. Tamam. Evet, bu Onur Özdemir'den gelen bilgiler. Göründüğünden... Ya çünkü onlar, şimdi Alper'le Onur o kadar eskiden beri daha mırıldanarak söylerdim. Şimdi onlar o kadar çok bağırtırıyorlar ki bazen öyle sesler çıkıyor ki benden. Bu benden mi çıktı az önce falan diyorum. Ama ilk çıktığımdaki sesinle bugün arasında büyük fark var. Onu da biliyorsun herhalde. Var. Var. Var tabii. Göründüğünden daha sıcakkanlı ve gerçekten samimidir demiş. Görüntünün soğuk olduğuna inanıyor arkadaşların. Son dakika adamı da her şey son dakika olur. Küçükken sürekli gezmek için dağa kaçarmış. Sonra jandarmalar bulup eve getirilmiş. Allah Allah. Bir anda ortadan kaybolma huyu var. Kaybolur, iki ay sonra çıkar. Karar veremediği bir konuda 1500 kişinin fikrini sorar. Taksiciye, bakkala, sonra yine kendi bildiğini yapar. Dağ başında 6 ay tek başına yaşar. Hiç kimseye ihtiyaç duymaz. Bazı insanlar yalnız kalmaktan korkarlar. Yalnız yaşayamazlar. Ayşe hiç korkmaz demişler. Aslında yalnızlıkla ilgili çok enteresan. Geçen gün bir kitapta yazan bir şey vardı. Yalnızken diyor adam niye canını sıkılıyor diyor. Kendinle yalnızsın diyor. Demek kendinden sıkılıyorsun diyor. Evet. Kendini sevmezsen evet, canı sıkılıyordur yani. Onun için yalnızken ama can sıkılması enteresan. Ama bende de aşırı. Yani hatta dün düşündüm. Dedim ki kafayı yiyeceksin. Yalnızlığı Ayşe seviyorsun. Yani çok fazla. Evet, küçüklükten itibaren yani 5 yaşımdayken de hani insanlar normalde işte arkadaşlarıyla işte oyun oynarlar falan. Ben tek başıma alır giderim. Kendimi bildim bileli. Yok, ben giderim. Sen otur. Peki. Yani o konuda biraz böyle bir şey yapıyorum, korkuyorum kendimden ama yalnızlığı seviyorum. Peki, Buket'cim başka sorun var mı? Başka sorum yok. Sadece bundan 4 hafta önce ben de oradaydım. Çok güzel bir ortam. Sana da çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzel bir program. Oradaki arkadaşlar şu anın değerini bilsinler. Buket tam dediğim gibi gidiyor. Devam et. Peki, teşekkür ediyoruz Buket'e. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,